Allah'ımı zikrederek küçük düşürecek mahiyette cümleler sarf etti. Sataşma nedeniyle söz istiyorum. Ne dedi sana? Siz mecliste değil misiniz? Ben meclisteyim ama size sataşmayacak bir ifade ben görmedim. Sizin isminizi zikretti ama bir sataşma ben görmedim. Siz ne dediği hatırlatırsanız ben ona göre söz veririm. Genel örgütleriyle ilişkilendirecek mahiyette cümleler sarf etti. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, Sayın Bülent Arınç bu meclisin meclis başkanı ve İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem İmelih Gökçek sizin değerli babanız. O değerli babanıza ne dedi Sayın Bülent Arınç? Aynı zamanda değerli Bülent Arınç'ın oğlu da sizin sıralarınızda milletvekili. Dedi ki Ankara'yı Melih Gökçek parsel parsel sattı dedi. Aslında senin gırtlağına bugüne kadar helal bir lokmanın da geçtiğini sanmıyorum. Gırtlağına kadar haram lokma senin midende var. Gırtlağına kadar. Gırtlağına kadar. İki. Terör örgütü arıyorsan terör örgütünün okullarında mezun olan adam sen değil misin? Terör örgütü arıyorsan terör örgütü öven o dönemin Adalet Bakanı Sayın Meclis Başkan Vekili burada değil mi? Ya Allah'tan korkun ya. Bu sıralarda kalktık o dönem terör örgütü mecliste araştırılsın diye siyasi ayağı AK Parti'nin oylarıyla reddedildi ya. İki. Yani değerli kardeşim, değerli Basra Banka Asya yatan da sizsiniz. Şu anda onu genel müdür yapan da sizsiniz. Yani siz gırtlağına kadar terör örgütlerle iç içesiniz. Belediye seçimlerinde kırmızı bültenle aranan terör örgütünü belediyesini İstanbul Belediyesi kazanasınız diye TRT'ye çıkaran siz değil misiniz? Ya sizde ar haya varsa terör örgütlerinin meclisteki siyasi ağını araştırırsınız. Niye reddediyorsunuz? Bana tek tek laf atacağınıza gelin siyasi ayağını bu mecliste araştıralım. Kimin terör örgütüyle ilgili alakalı olup olmadığını Sayın Meclis Başkan Vekili, Adalet Bakanı hepsini çok iyi biliyor. Gelsin araştıralım. Sayın Tanal teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Gökçek. Peki. Buyurun bakalım. Peki. Şimdi Sayın Mahmut Bey tabii ki konuşmalar yaptılar. Yıl 2016, 17-25 Aralık geçmiş ve Manisa'da FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra oraya şu anki genel başkanınız Özgür Özel Beyefendi gitti. Ne dedi? Bunlara FETÖ devlet tarafından FETÖ terör örgütü denilen ama kendisini hizmet hareketi olarak adlandırılan bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum dedi. Bunu diyen sizin genel başkanınız beyefendi. Bu bir. İkincisi, siz bugün TV'din, Kanal Türk'ün, Samanyolu TV'lerinin kapatıldığında kapanın önünde avaz avaz bağıran adam değil misiniz? Bunu niye söylemiyorsun? Bunlara da biraz anlat. Gelelim üçüncü bir mevzuya. Ben PKK terör örgütünün 6 tane liderinin, sözde liderinin aleni olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil televizyon ekranından söyledim. Niye dava etmediniz beni? Beni niye dava etmediniz? Ne oldu? Mustafa Karasu, Durak Kalkan, terörist başları tüm unsurlarıyla size destek verirken niye sesiniz çıkmıyordu? İşinize gelmiyordu. Çünkü HDP'lilerden oy alabilmek için orada kulağınızın üstüne yatıyordunuz. Bakın hanımefendi Burcu Hanım Atatürkçü olduğunu söyledi. Ben kendisine bir şey sormak istiyorum. Atatürk'e maymun diyeni danışman yaptınız mı yapmadınız mı? Yanınızdaki bulunan HDP'lilerin hiçbiri 10 Kasım'da bir tane paylaşım yapmadı. Hadi Ali Erbaş Hoca'yı her gün eleştiriyordunuz. Niye oradakiler için bir kelime etmediniz? Çünkü sizin Atatürkçülüğünüz de kartondan. Bakın bunu açık ve net olarak söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. Evet, Burcu Hanım buyurun.
Hangi birini söyleyeyim? Baştan sona Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel başkanlarımıza sataşma var. Evet. Onun için... Buyurun. Buradan da buyurun. Evet. Benim değerli milletvekillerimizden bir ricam var. Tabii bu tartışmayı bu üslupta, bu usulde yaparsak sür git gider bitmez. İstirham ediyorum. Bunu burada noktalayacak şekilde bir konuşma yaparsak memnun oluruz. Burada bitirelim. Başka gündemlerimiz var. Ona geçelim. Sayın Köksal, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçim kampanyasında montaj videolarla, yalan algılarla ve yandaş medyada çıkartılan yalan haberlerle PKK terör örgütüyle yan yana durduğumuz yalan algısını yaratanların buraya çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne terör üstünden saldırmaya bir kere hakları yok. Montaj videolarla yalan algı yürüttüğünüzü kendi genel başkanınız, şu anki Cumhurbaşkanı bizzat itiraf etti. Önce burada bir anlaşalım. Bir. İkincisi, FETÖ terör örgütüyle ilgili demin de söyledim. Milletvekilimiz Mahmut Tanal da söyledi. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye defalarca verdiğimiz önergeleri niçin reddediyorsunuz? Madem bu konuda bir sıkıntınız yok, buyurun meclis bir araştırma komisyonu kursun, araştırılsın. Kimin ne bağlantısı varsa da en ağır şekilde cezalandırılsın. Ben demiyorum. Sizin kendi milletvekiliniz Şamil Tayyar televizyon ekranlarında dolaşıyor. FETÖ borsasından bahsediyor. Parası olanın FETÖ'cü, parası olan FETÖ'cünün dışarıya çıktığından bahsediyor. FETÖ borsasının kurulduğundan bahsediyor. Sizin kendi içinizdeki insanlar bahsediyor. FETÖ ile olan ilişkileri. Sizin kendi kurucu İl başkanınız, daha önce Afyon'da belediye başkanlığı yapmış Burhanettin Çoban, isim veriyorum. Şu anda il genel meclis üyeniz. Televizyon ekranına çıkıp biz Pensilvanya'dan icazet almadan aday gösterilmiyorduk. Bakan olmak için, belediye başkanı olmak için, milletvekili olmak için Pensilvanya'dan icazet alınması gerekiyordu diye. Ta o 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkıp televizyon ekranında itiraf ediyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Eğer bir terör örgütüyle ilişki ve bağlantı arıyorsanız dönüp aynaya bakacaksınız. Evet. Evet Sayın Danış Beştaş, buyurun. Bizim adımızı da zikrettik. Küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Sataşma. Evet, buyurun. Dönüyorum. Buyurun, açalım sesi. Sayın Başkan, yani doğrusu cevap vermeyecektim ama ısrarla HEDEP dediği için şunu söyleyeyim. Hani önce aynaya bak derler ya. Yani şu anda düşen bir haber, sadece haberi paylaşacağım. Satışta usulsüzlük tespit edildi. Melih Gökçek evden tahliye edilecek kararı, Gökçek'in Dikmen'deki konutlarına yönelik usulsüz satış gerekçesiyle açılan davadan evi boşaltma tahliye kararı verilmiş ve mahkeme Gökçek'in kanuna aykırı şekilde Nevşin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ile Salih Çelen adına satın aldığı konutu boşaltmasına hükmetmiş. Babasına bak, oğlunu al. Yani mesele bu kadar. Peki şimdi gündem dışı ikinci söz. Erzincan'ın sorunları hakkında söz isteyen Erzincan Milletvekili Mustafa